Benim. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum ben de. Şimdi yargıda büyük bir operasyon başladık dedik. Ciddi rakamlar var. HSYK'nın açığa aldığı 2745 hakim ve savcı vardı zaten. Şimdi onlar için gözaltı kararı verilmiş durumda. Ve az önce de belirttiğim gibi o isimler arasında Ergenekon, Balyoz, Oda TV, Poyrazköy gibi kumpas davalarında rol alan hakim ve savcılar var. İsimlerini de çok yakından tanıdığımız, az önce de ben izleyicilerimize aktarıyordum o isimleri. Ve şunu da vurguladım, siz defaten aslında bu isimleri listeler halinde gerek emniyet içinde, gerek yargı içinde, gerek Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bu yapılanmaya dikkat çeken açıklamalar yaptınız. Bugün itibariyle yaşananları önce bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Yargı ayağıyla başlayalım isterseniz. Son derece geniş kapsamlı bir operasyondan bahsediyoruz. Ne dersiniz efendim bu soruşturmalarla ilgili olarak, gelinen noktayla ilgili olarak? Filiz Hanım, öncelikle şunu ifade edeyim. Bu kalkışma Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir kalkışması değil. Bunu altını çizerek belirtiyorum. Fethullahçı örgütün ve Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki Amerikancıların bir girişimidir, kalkışmasıdır. Yenilmişlerdir, püskürtülmüşlerdir. Şimdi bunun doğal sonucunu yaşıyoruz. Yargıdaki ayağına yönelik olarak yürütülen operasyonu yaşıyoruz. Çok doğru yapılıyor. 2745 kişi Fethullahçı olarak tespit edilen savcı ve yargıç açığa alınmış ve onlarla ilgili gözaltı kararı verilmiştir. Bunların geçtiğimiz yıllardaki eylemlerine bakmak lazım. Biliyorsunuz 2010 referandumundan sonra Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun ele geçirilmesi üzerine Yargıtay'a 160, Danıştay'a da bu rakamın yarısı kadar bir miktarda yüksek hakim ve yargıç seçilmişti. Bunlar o makamlarda örgüt emirleri doğrultusunda blok oylar kullandılar. Dairelerin seçiminde, efendim, o diğer oylamalarda blok oy kullandılar. Bir örgütsel faaliyet yürüttüler. Aynı şekilde HSYK seçimlerinde bunlar yine bir grup olarak hareket ettiler, adaylar gösterdiler. HSYK'ya 5 adet Fethullah terör örgütüne mensup örgüt üyesi seçildi. Şimdi bunların tasfiyesi süreci gündeme geldi. Bunun, bu kalkışmanın ardından gündeme gelmesi de hayırlı olmuştur. Ortaya çıkmayanlar da ortaya çıktı ve açığa alındılar. Gizlenme olanakları kalmadı. Kendileri başarılı olacaklarını, Türk yargı sistemini tamamen ele geçireceklerini sandılar ve yaptıkları eylemin altında kaldılar. Şimdi bunların yargıdan temizlenmesi, silahlı kuvvetlerden temizlenmesi, polisten temizlenmesi gündeme gelmiştir. Çok iyi bir durum söz konusudur. Bunu ifade etmek isterim. Ayrıca Ergenekon Balyoz davasındaki o bildiğimiz yıllarca kürsülerde karşımızda bir örgüt elemanı olarak her türlü hukuksuzluğu, sahte delilleri insanların içeride yatması için kullanan, bile bile gözümüzün içine baka baka yalan söyleyen yargıçları gözaltına alınmış olmak dolayısıyla artık Türkiye'nin iyi bir noktaya geldiğini ifade etmek durumundayız. Onu ifade edeyim. Geçmiş günlerde biliyorsunuz yargı ile ilgili bir yasal düzenleme söz konusu oldu. Evet. Bu yasal düzenlemeye karşı bazıları hukuk devletini, demokrasiyi falan hatırladılar. İşte o demokrasiyi hatırlamak yoluyla Fethullahçı yapılanmayı, yargıdaki yapılanmayı korumaya çalışanlar iki gün geçmeden vaziyeti, manzarayı görmüş oldular. Bu örgüt Türkiye'yi, Türk devletini, hükümeti, silahlı kuvvetleri, Türk polisini ele geçirmeye kalktı. O demokrasi aşıkları şimdi ne düşünüyor? Onu hakikaten çok merak ediyorum. Bizim Barolar Birliği Başkanımız da, İstanbul Baro Başkanımız da bu yanlışa düştüler. Şimdi o arkadaşların çıkıp toplumun önünde yaptıkları hatayı açık açık ifade etmeleri boyunlarının borcudur diye düşünüyorum.
Peki Sayın Senem, şimdi biz hani rakamlara baktığımızda hakikaten hani bu kadar çoklar mıydı diyoruz yani hani sıradan vatandaşlar olarak. Yani Türk Silahlı evet. Kuvvetleri içerisinde de hani bilmiyorum manzara sizi şaşırttı mı? Bu hiç kadar şaşırtmadı. Hiç şaşırtmadı. Yani çok fazla. Hayır, çünkü şaşırtmadı. Bakın, buyurun. Bakın Filiz Hanım, size şunu söyleyeyim. Bu örgüt bir günde buralara yerleşmedi. Evet. 1970'li yıllardan beri Fethullahçı örgütün polis içerisine, silahlı kuvvetler içerisine yerleşmek için büyük bir çaba içinde olduğunu biliyoruz. Bu örgütü biz bir tarikat örgütü olarak kabul edersek çok büyük bir yanılgı içerisine düşeriz. Bu örgüt bir tarikat örgütlenmesi değil, bir dini yapılanma değil. Bu örgüt bildiğimiz Amerika'nın CIA aracıyla, istihbarat örgütü aracıyla güvenlik birimleri içerisine, yargı içerisine, bürokrasi içerisine yerleştirdiği kontür gerilla örgütüdür. Kontür gerilla örgütü. Altını çiziyorum. O Gladio diye ifade ediyoruz ya, Gladio veya Super NATO her neyse. Bu örgüttür. Bu örgüt 1952'den beri Türkiye'nin çeşitli birimlerine yerleştiriliyor. Ama özellikle 90'lı yıllardan itibaren Fethullahçı yapılanmayı bu örgüt esas olarak merkez yaptı ve o örgüt içerisine yuvalandı. Bu örgütün polis içerisinde büyük bir güç olduğunu Amerikalılar söylüyordu. Graham Fuller'in yazdığı kitaplar hala raflarda duruyor. Yeni Türkiye Cumhuriyeti kitabında Graham Fuller anlatır. CIA'nin önemli adamlarından Graham Fuller polis örgütünü Fethullah'ın ele geçirdiğini söyler. CIA söylüyor bunu. MİT'e ve silahlı kuvvetlere girişinin engellenmeye çalışıldığını söyler. 70'li yıllarda, 78'de falan yazılmış bu kitap. Oralarda bunu söyler. Bu örgüt uzun yıllardan beri ifade ettiğimiz gibi silahlı kuvvetlere, yargıya, polise, MİT'e yerleşmeye çalıştı. 2002'den sonra AKP hükümetinin iktidar olmasıyla birlikte bu örgütün devlet içerisinde yuvalanması, silahlı kuvvetlerde, poliste yuvalanması daha da hızlandı. Hatırlayın 17-25 Aralık olayından sonra Bülent Arınç ne istediniz de vermedik diye söylemişti. Hatırlayın bunu. Bürokraside, silahlı kuvvetlerde, yargı içerisinde bu güçlerin yuvalandıklarını bir sürü AKP'li daha sonra itiraf etti, kandırıldıklarını söylediler. Doğru, kandırıldıkları da doğru. Bunu da ifade etmek lazım. Çünkü bir yandan birlikte çalışma yaparken bir yandan da bunlar oralarda örgütlenmişler ve binlerce adamı bu şeylere, kurumlara, silahlı kuvvetlere, polis içerisine sokmuşlar. Silahlı kuvvetlerle ilgili yapılanmanın boyutlarını 2013'ten sonra aslında bugünkü AKP hükümeti, AKP ile Fethullah'la arası bozulduktan sonra bile küçümsedi. Silahlı kuvvetler de küçümsedi bence Fethullah'ın silahlı kuvvetlerdeki örgütünün boyutlarını. Bakın ben 2014 yılı Şubat'ında Teori Dergisi'nde bir yazı yazdım. Türk Silahlı Kuvvetlerine operasyon yapan örgüt başlığı böyle. Bu örgütün polis içerisindeki, yargı içerisindeki mensuplarına, unsurlarına yönelik olarak toplumda bir bilinç var. Bir uyanıklık yavaş yavaş gelişiyor dedim 2014 yılının Şubat'ında. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmanın boyutları küçümseniyor. Bunu ciddiye alan yok. Bu süreç en sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bu örgütün darbe yapmasını getirecek bir süreçtir diye ifade ettim 2014 yılında. Evet, şimdi o günleri yaşıyoruz. O örgütün küçümsenmesi büyük bir yanlıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi bu yanlışı yaptığı için 15 Temmuz günü esir alındı. Tesirsiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karargahı, Genelkurmay Başkanlığı işgal edildi. Jandarma Genel Komutanlığı işgal edildi. Değil mi? Çeşitli birimleri işgal edildi. Hava Kuvvetleri'nin emrinde olan F-16'lar, Skorskiler, çeşitli kurumlarımızı, özel kuvvetleri, polis özel kuvvetini, emniyet genel müdürlüğünü, başka kurumları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladı. Bu örgütün işte böylesine terör faaliyeti yürüten Amerika'nın emri altında, kontrol altında bir güç olduğu
bütün çıplaklığıyla ortaya çıktı. Uyarılarımız yıllardan beri sürüyor ama işte en sonunda bir musibet bin nasihatten galiba iyidir. Hmm. Bu atasözünün geçerliliği ortaya çıktı. Hmm. Bu musibetle örgütün boyutları, silahlı terör örgütü niteliği, nasıl bir acımasız kuvvet olduğu, halka karşı nasıl düşmanca bir eylem içerisinde olduğu bütün çıplaklığıyla gün yüzüne çıktı. Zaten operasyonun kapsamı büyük ama daha da genişler mi? Zaten Bekir Bozdağ gerçi onun işaretlerini verdi. Nerelere kadar sıçramasını bekleyelim? Mesela yargı ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dışında. Şimdi efendim şunu söyleyeyim. Bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gözbebeği. Bu darbede darbeye hedef olan güçtür. Komuta kademesi esir alınmıştır. Daha yeni Kara Kuvvetleri Komutanı, ikinci Başkan, Genelkurmay ikinci Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı yeni o esaretten kurtarıldılar. Jandarma Genel Komutanı dün kurtarıldı. Bir gün önce Sayın Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar bir silahlı operasyonla kurtarıldı. Özel kuvvetlerin bir operasyonuyla kurtarıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin diğer generalleri, kor generalleri, 1. Ordu Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu terörist girişimin, bu kalkışmanın içinde olmadığını açıkladığı andan itibaren darbeciler kaybetti. Darbeciler kaybetti. Şimdi bunun boyutlarını değerlendirirken şunu hiç gözden kaçırmamak lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını zedeleyecek, askerlerimizin itibarını zedeleyecek girişimlerden kesinlikle kaçınmak lazım. İkincisi, soruşturmalarda, gözaltına almalarda askerlerin, darbeciler bile olsa, itibarını zedelememek lazım. Onları küçük düşürücü davranışlar içerisinde bulunmamak lazım. Neden? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarıdır söz konusu olan. En sert şekilde cezalandırılacaktır darbeciler ama kamuoyuna olayı sunarken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarına, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvenilirliğine helal getirecek hiçbir davranışa izin vermemek gerekiyor. Sorgularda da aynı şeyi yapmak gerekiyor. Darbeciler bütün eylemleriyle açığa çıktılar. Kendilerini gizleme olanakları yok. Ama küçük rütbeli, efendim erbaş durumunda olanlar, bunlar emir kolu. Bunları sorgularken, bunları gözaltına alırken, bunları yargılarken kesinlikle emir veren darbecilerden bunları ayırmak gerekir. Evet. Boyutları ne olursa olsun, bütün FETÖ örgüt mensupları silahlı kuvvetlerden, polis içinden, yargı içinden temizlenmeli. Ama kesinlikle yanlışlar yapılmaması için özel dikkat gösterilmesi gerekir. Bu nasıl olur? Bu şöyle olur. Tecrübeli yargıçlarımız vardır. Tecrübeli savcılarımız vardır. İstihbarat örgütümüzün, efendim yargı organlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde çok somut bilgiler vardır. Efendim bu kimlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, yargıda, polis içerisinde, FETÖ bir örgüte mensup olduğuna ilişkin yapılmış şikayetler vardır. Belgeler vardır, bilgiler vardır. Bunlar dikkate alınarak, bunlar özenle seçilerek sorgulamalar, yargılamalar başlatılmalı, yapılmalı. Gözaltılar buna göre yapılmalıdır. Dikkatli bir seçim yapılmalıdır. O bakımdan polisimizin, adliye mensuplarının, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bu konularda titiz davranması, özellikle Silahlı Kuvvetler mensuplarıyla ilgili soruşturmalarda, gözaltına almalarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını helal getirmeyecek davranışlar içerisinde olmak son derece önemlidir. Aynı zamanda bu itina gösterme işini halkımız için de söylüyorum. Meydanlara toplanan vatandaşlarımız, sosyal medyayı kullanan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni itibarsızlaştıran tweetlere, işte efendim mesajlara vesairelere itibar etmemesi gerekir. Bunları yapanların uyarılması gerekir. Bunu özel olarak söylüyorum. Neden? Türk Silahlı Kuvvetleri bölücü örgüte karşı Amerika'nın, Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde kurmak istediği koridora karşı
silahlı kuvvetlerden başka güveneceğimiz, dayanacağımız bir güç yok. Öyle Osmanlı ordusu, İmam Hatip ordusu falan gibi zırvaları bir kenara bırakmak lazım. Böyle laflar da duyuyoruz. Türk ordusunun Atatürkçü niteliği, İstiklal Harbi'ndeki prestiji hep ön plana çıkarılmalıdır. Türk ordusu komuta kademesi olarak Amerikancı darbenin karşısına dikilmiş ve onu alt etmiştir. Bunu görelim. Sadece sokağa çıkan 3-5 tane polisin ya da bazı vatandaşların şeyiyle, gücüyle bu darbe önlenemezdi. Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi bu konuda zaaf gösterseydi, bugün Fethullahçı terör örgütü ve Amerikancılar Türkiye'nin iktidarını ele geçirmiş olacaklardı. Bunu hiç kimse unutmasın. Onun için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarına, değerine helal getirecek hiçbir davranışı doğru bulmuyoruz. Bunu hükümet yetkilileri için de söylüyorum, uyarıyoruz. Halkımız için de söylüyorum, uyarıyoruz. Bu davranışlar kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, geleceğimize zarar verir. Türkiye'nin Atatürkçü İstiklal Harbi'ndeki o Kuvayi Milliye geleneğine sahip subaylarına, askerlerine hepimiz sahip çıkacağız, buna vurgu yapacağız. O İmam Hatip ordusu falan gibi laflar Türk ordusunun bölünmesine, Türkiye'nin büyük zaafa düşmesine sebep olur. Böyle söyleyenlerin sorumsuzluklarını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bunları uyarıyoruz. Peki bir son soru, sürem daraldı ama kısaca o konuda da sizden cevap isterim. Şimdi Fethullah Gülen'in iadesi noktasında, yani hükümetten de aslında bu noktada, yani bu darbenin arkasında Amerika'nın olduğuna dair bir mesajlar geliyor. Bunu bir kere cepte tutalım. Bir de Fethullah Gülen'in iadesi noktasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün de açıklama yaptı. İsteyeceğiz dedi ama Amerikan Dışişleri Bakanı diyor ki ya bugüne kadar zaten Fethullah Gülen'in iadesi noktasında bize bir başvuru yapılmadı. Ya ben mi yanlış hatırlıyorum, bir başvuru yapıldı diye biliyoruz biz. Hani Fethullah Gülen'in Amerika'dan istendiğine dair. Yapıldı. Bu Fethullah Gülen'le ilgili soruşturmalar dolayısıyla Fethullah Gülen'in iadesi konusunda Amerika'ya başvuru yapıldı. Amerikalılar gerçeği söylemiyor. Biliyorsunuz darbe akşamı darbecilerin başarısız olamayacakları anlaşıldıktan sonra Amerikan Dışişleri Bakanı vallahi billahi biz yokuz falan gibi laflar etti. Fethullah Gülen de ben bu işin içinde yokum, beni sevenlerin yaptığı bir iş falan diye söylüyor. Evet. Aslında Fethullah Gülen örgütü Amerika'nın emri olmadan, Amerika'nın onayı olmadan bir adım atamaz. Bir adım atamaz. Fethullah'ın örgütü Amerika'nın kontrgerilla örgütüdür. Türkiye devleti içerisine, Türk güvenlik güçleri içerisine, MİT, asker ve polis içerisine, adliye içerisine yerleştirdiği örgüttür. Kontrgerilla örgütüdür. Susurluğu yapan örgüttür. Aydınlarımıza suikast düzenleyen örgüttür. Bu Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy tertiplerini düzenleyen örgüttür. Amerika'nın emriyle yapıldığını çok iyi biliyoruz. Genelkurmay Başkanlığı'nın belgelerinde var. Evet. Bu örgütün Türk ordusuna kumpas yaptığını Genelkurmay Başkanlığı anlatıyor. Ve o kumpasların merkezi gücünün Amerika olduğunu Genelkurmay Başkanı 2007'de saptıyor. Bunların belgelerini hep o dava süreçlerinde gördük. Onun için Filiz Hanım, Amerikalıların bu işin arkasında olduğu bir kesin vakadır. Fethullah Gülen'i iade etmeyeceklerdir, bahaneler uyduracaklardır. Geçen gün başbakan, dün sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam, bir açıklama yaptı. Fethullah Gülen'le ilgili olarak eğer Amerika'dan iadesine Amerika cevap vermezse düşman faaliyet içerisindeki devlet diye niteleriz dedi. Doğrudur. Amerika Türkiye'nin hükümetini yıkmaya çalışmıştır. Silahlı kuvvetlerini darbeyle ele geçirmeye çalışmıştır. Amerika Türkiye'ye karşı düşman eylemler içerisindedir. Bunu çok iyi bilelim. Fethullah Gülen iade edilmezse incirlik üssünü ve Amerika ile ilişkileri kesinlikle askıya almak gerekir. Bunu açıktan dile getirmekte büyük yarar var. Evet. Sayın Nusret Senem, çok teşekkür ediyorum efendim değerlendirmeleriniz için, katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem'le değerlendirdik. Tabii özellikle yargıdaki büyük soruşturma.
Çok sayıda savcı ve hakimin açığa alınması ve haklarında gözaltı kararı verilmesi. Bir yandan da tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili durumu değerlendirdik. Bir kez daha Sayın Selam'a teşekkür edelim ve noktalayalım efendim haber kuşağımızı. Saat 19.30'da Murat Şahin ana haber bülteniyle gündemdeki gelişmeleri ayrıntılarıyla aktaracak size. Bizden bu akşamlık bu kadar. İyi akşamlar diliyoruz.